Hepinize cumartesi gününden selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Camlarımı sileceğim ama tülümü açamadım. Yatak odasıyla salonu bugün sileceğim. Yetişirse çocuk odasını da silmek istiyorum. Perde şu storun kasasına takılıyor. Storun kasası o kadar önde ki kornişler ona takılıyor ve açamıyorum. Zaten bu evin kornişleri hep başından beri sıkıntı gerçekten. Birbirlerine çok yakınlar. Bir de iyi bir korniş takılmamış sanırım. Storların da kasaları çok büyük şeylerin, zebraların. O yüzden açamıyorum perdeyi. Her seferinde bu sıkıntıyı yaşıyorum. Ben de şuradan bağladım. Güzel cam suyumu hazırladım. Kuru bezimi getirdim. Önce içten alacağım. Ondan sonra dışını silerim. Hatta suyumu şöyle yakına bir yere alayım. Hava güzel bugün. Sağ ol canım. Camlarım uzun zaman oldu, bayağı kirlendiler. Artık bugün sileyim dedim. Camları tertemiz oldu. Şimdi artık perdesini kapatabilirim. Şimdi bakın burası sıkışıyor. Böyle bu tarafa gelmiyor. O yüzden düzeltmeye çalıştım. Gel gidelim. Hadi gidelim. Suyumuzu değiştirelim. Artık salona geçeyim. Thank you.
uyuttum geldim, camları sildikten sonra çok uykusu gelmişti. Saat çünkü 3.30'a geliyor. Rıza da koltukta uyuyakalmış, onun da üstünü örttüm. İnsan oruçluyken böyle bir üşüme geliyor değil mi? Bana da bir ara camdayken oldu. Bu arada camlarım o kadar mı kirli olur? Hele salon camlarım. Bu ne dedim ya? Bayağıdır yapmamıştım. Tertemiz oldular. Bir tek çocuk odasının camını silmedim. Onu da 23 Nisan için az rahat sus demişti. Anne dedi birkaç gün daha dursun. Çünkü bayağı bir şeyler yapıştırmıştı üzerine. İşte yazılar, el işaretleri, bayraklar falan. İyi dedim kalsın, onu hafta içi bir ara silerim dedim. Mutfak camımı zaten her zaman alıyorum. Çünkü buradan çok yağ sıçrıyor benim camıma. Şimdi ne yapacağım? Yemek yapacağım ama biraz daha beklesem diyorum. Dün gece sahurda şurada görüyorsunuz nahut ıslattım. Rıza'nın en sevdiği. Bugün menüde nahutla pilav var. Tatlımız var, yarısı olduğu gibi duruyor. O yüzden bugün tatlı falan yapmayacağım. Ben şimdi biraz uzanacağım, dinleneceğim. Bir saat sonra falan artık mutfağa tekrar girerim. Yemeklerimizi yaparız. Daha nasılsa vakit var. Kızların da yemeği vardı birazcık. O yüzden onları yedirmiştim. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben biraz başım döndü ister istemez. Camlar yordu beni. Ama kaç zamandır da yapmak istiyordum. Bugün evi süpürmedim. Sadece mutfağı aldım küçük makinayla. Elimle de siliyorum burayı. Onun dışında diğer tarafları ellemedim. Yarın da artık evi süpürüp silerim. Hepsini bir anda yapmam. Allah'tan çok kötü değil sürekli aldığımız için. Öyle birazcık ben de uzanayım. Ondan sonra görüşürüz. Uyandın mı Duru? Uyandın mı? Günaydın sana. Bir saate yakın uyudu Duru Hanım, şimdi kalktı. Ne o bakayım? Ne o bakayım? O çıktı. Duru, bana yemek mi yapıyorsun? He? Yemek mi yapacaksın? Hayır. Babaya yemek mi hazırlıyorsun? He? Babaya yemek yapacak mı? Hayır, çorba yapacağım. Çorba mı yapacaksın? Evet. Çorba yapacakmış. Çorbası? Ha? Çorbası. Tarhana çorbası. Tarhana, başka da dediği yok. Tarhana çorbası. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Saatini. Bu arada saat 5'e geliyor. Yavaş yavaş artık yemeği koyacağım hocam. Soğanla kıymamı koydum. Azıcık da tereyağıyla pul biber attım. Şimdi domates sosuyla salçasını ekleyeceğim. Anne. Efendim kızım. Hiç güzel. Ne gelmiş? Saati 6.30 yaptık arkadaşlar. Yemeklerim pişmişti. Şimdi düdüklüden başka tencereye aldım. Azra tadına baktı, kıvamı falan güzel olmuş dedi. Yumuşak dedi yani. Ben çünkü bakamadığım için ona baktırdım. Hatta şimdi Duru'yla birlikte yemek yiyecekler. Tekrar pilav yaptım. Dün akşamki bitti. Rıza dedi tekrar tel şehriyeli yap. Dünkü çok güzeldi dedi. Ben de yine böyle az bir şey pilav yaptım yanına. Bir de cacık yapacağım arkadaşlar. İftara yakın. Ama şimdi kızları doyurmam lazım. Aygazımı temizledim. Her yer salçaydı. Bir iki de bulaşım var, onları halledeyim, ondan sonra iftara kadar oturmaya devam. Sen otur anneciğim, abla da geliyor şimdi. Abla da geliyor. Azra seni bekliyor, bak sandalyeyi de yanına çekmiş. Diyor ki yanıma otursun Azra diyor. Çok mu acıktın Duru? Çok mu acıktın? Evet. Otur, hemen koyuyorum. Duru sandalyeye oraya yaklaştırmış. Efendim? Ama ben çorba yapmadım aşkım bugün. Bugün çorba yapmadım. Nohut farklı çizik olmuş burada. Evet ama güzel görünüyor. Gerçekten Duru bile nohutlardan yiyor, pilavdan yemiyor. Anne. Anne. Efendim. Bana yoğurt koysun. Yoğurt mu istiyorsun? Bana afiyet kalsın. Olsun. Tamam, hemen yoğurt geliyor. Yoğurt gelsin. Duru telefonu biraz kapat anneciğim, yemeğini ye hadi. Telefonu kapat biraz, yemeğini ye hadi bakalım. Afiyet olsun. Aferin. Nasıl söz dinliyorsun ya? Yani burada patik değil mi? Tamam, açarız anneciğim. Açarız. Bir şey olmaz. Bak yoğurt veriyorum ben sana. Açıldı öyle. Tamam. Al bu senin. Sonra.
bana çift şişe. Ay, teşekkür mü ediyorsun? Az boş, bu da senin. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Yoğurt mu sürdün koluna kız? Çayımın renginin güzelliğine bakar mısınız? Şükür kavuşturana. Çaylar demlendi. Allah mis gibi. Rıza'cığım da burada hemen çayını aldı. Köşesi de çekiliyor. Çay. Çekirdeğin nerede yavrum? O birazdan mı? Dur, mideyi yormayalım. Mideyi yormayalım aynen. Fazla yüklenmedik ama yine de insan bir tuhaf oluyor. Ağırlık çöküyor. İki tabakta da işiyorsun. Aynen. Hadi afiyet olsun. Buna şükür. Saat 10-10 geçiyor. Duru'yu uyuttum, öyle geldim. Vallahi ağırlık çöktü. İllaki yemekten sonra oluyor. Çayımızı falan içmiştik. Sonra biraz daha oyaladık onu. Ondan sonra hadi kızım yatalım dedim artık. Allah'tan çok sallamadım. Şimdi kendime bir Nescafe yapacağım. Nescafe'yi özlüyorum gün boyu, kokusunu bile. Gece de zaten çay içiyoruz. Yani 2.30-3'e doğru demlerim artık onu da. Tatlıyı sona bıraktım. Dünden tatlım vardı. Yemekten hemen sonra yemedim. Biraz zaman geçsin dedim. Şimdi kahveyle birlikte tatlımı da yiyeceğim. Öyle vallahi bir günü daha bitirdik. İyi gidiyor böyle. Alışıyor insan. Ama son saatlere doğru tabii ki bir kötü oluyorsun. Rıza'nın son saatlere doğru baş ağrısı çoğaldı. Ben de böyle işte yarı yattım, uzandım, yarı kalktım falan filan derken bugünü de akşam ettik çok şükür. Rıza tatlısını yemişti. Ben de şimdi kendime bir dilim kestim. Kahveyle birlikte artık afiyetle yiyeceğim. Bugün deneyenler olmuş. Instagram'dan bana birkaç arkadaş resim attı. Hemen de denenmiş yani. Güzel oluyor böyle. Bayağıdır yapmamıştım. Ben bisküvi pastasını zaten çok severim biliyorsunuz. Mozaik pastayı da çok severiz. Yani benim evdekiler yiyorlar. Ama bunu uzun zamandır yapmamıştım. İkinci güne kalınca bile çok güzel oluyor. Mesela bu dün akşamdan kaldı. Bekleyince daha da güzelleşmiş. Her neyse, burada da size veda edeyim dedim. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.